Arkadaşlar merhabalar. Ramazan sözlerle özel tatlarda bugün çok değişik bir reçel yapmak istiyorum. Yeşil domatesden bir reçel yapmak istiyorum arkadaşlar. Yarım kilo reçel yeşil domates kullandım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar onları güzel dilimledikten sonra 2 su bardağı şekerim var. Onu da katıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum yavaş yavaş. Evet, yarım kilo yeşil domates kullandım. Güzel dilimledim onları. Ve 2 su bardağı da sos şekeri kullandım. Ve şu anda harlı bir ateşte pişirmeye başladım. Evet, domates, yeşil domatesden reçel yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ve mükemmel oluyor ve çok köpük üretti. Onları şu anda almakla meşgulüm. Evet, yarım kilo yeşil domates kullandım. Onları dilimledim. Ondan sonra 1 çay bardağı su kullandım. 2 su bardağı da şeker kullandım. Ve şu an 20 dakikadan beri kaynatıyorum. Ve bu arada alttan alıp da size kıvamını da göstermek istiyorum. Yavaş yavaş olmaya başladı domates reçelimiz. Yavaş yavaş reçelim olmak üzere. Yarım kilo yeşil domates, 2 su bardağı sos şekeri kullandım. Yani yarım kilo sos şekeri kullandım, yarım kilo domates kullandım. Ve 1 su bardağına yakın da su kullandım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da böyle gördüğünüz gibi reçelim kıvamını almak üzere. Yeşil domatesden güzel bir reçel. Çok da marhoş bir tadı oluyor. Daha önce denedim. Ben az yapıyorum genelde. Hem size göstermek için yapıyorum, hem de kendim için yapıyorum. Ve az yaptığım için de taze taze yapıyorum reçelimi. Öyle koca kış boyunca saklayacağım reçelleri yapmak istemiyorum. Yavaş yavaş böyle yapıyorum ki bittiği zaman tekrar taze yapayım diye. Ramazan sözlerle özel tatlarda bugün güzel bir domates reçeli yaptım. Yeşil domatesden güzel bir reçel yaptım. 500 gram domatesi güzel doğradıktan sonra 500 gram şeker kullandım ve 1 su bardağı su kullandım ve en sonunda yarım saat ve 40 dakika pişirdikten sonra durum bundan ibarettir arkadaşlar ve tam kıvamını yakaladım ve mutlaka siz de denemeye tavsiye ederim. Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Afiyet olsun.